Kova çağına mensup bir insanın gelip dünyayı kurtaracağı inancı 3000, 4000, 5000 yıllık medeniyetlerde var. Görebiliyor muyuz Evet, o görebiliriz. Bu Ermenistan'da, ya şu anki Ermenistan'da Ararat Krallığı 860 milattan önce 860 590. 590. Elinde kova taşıyan bir isim. Evet. Evet. Bu Evet. Suriye, Asur Asur'da medeniyeti milattan önce 1392 1056. 1056. Elinde kova taşıyan insan. İncil'de de geçiyor. Yani bu Mehdi'den bahseden bütün yazıtlarda bu şekilde resmediliyor. Yani kova çağına mensup olduğu inancı binlerce yıldan beri var. Evet. Yani Mehdi'nin kova çağına mensup olduğu. Evet söyle. Evet. Etrusk medeniyeti milattan önce 800-600. Geri elinde Arası. kova taşıyor. Fenikeliler milattan önce 800. Hitit medeniyeti milattan önce 1750-1200 arası. Meksika milattan sonra 600-900. Mitanni Krallığı milattan önce 1350. Milattan önce 1200-400 yılları Lübnan. Milattan önce 1400'lerden kalmış. Peki. Elinde kova taşıyan adam. Evet. Evet. Mısır Mısır medeniyeti. medeniyeti milattan önce 650-350 yılları arasında. Nemrut'un sarayından bir rölyef. Nemrut'un Bak sarayından bir elindeki rölyef geliyor. işaret de masoniktir. Evet. Elindeki o bilezik masonik. Zaten kova da masonik semboldür. Evet. Milattan önce 883 yıllarına aitti Nemrut. Sümer medeniyeti 4000 milattan önce 4000 ve 2000 yılları arasında. Tolek medeniyeti milattan önce 1200-1000 arası. Ve Urartu medeniyeti milattan önce 1250. Peki Türkiye'den örnek görmeyecek misiniz? Urfa'da. Evet, tabii. Göbekli Tepe. Evet. Ben gösteriyorum. Bu da görebiliriz. görebiliriz. Kaç bin yıllık? 12 bin. 12 bin yıllık. Hepsinden eski. Bak Maşallah. Mehdi ta 12 bin yıl öncesinde Evet, bekleniyor. maşallah. Evet. Şurada görebiliyoruz. Bak görüyor musun? Hepsinde kova. Bu kadar. Diğer sembolleri de göster Göbeklitepe'deki.